musunuz? 240, 240 ay. ay. Yani 20 yıl. 20 yıl boyunca taksit edeceksin. Şimdi burada bir hesap var. Ee, Ahmet Hakan tabii şunu sormuyor. Ya tamam vatandaş borç alsın biraz dişinden arttırsın. O dişten nasıl artacak? Hani o da belli değil ama işte sabresin bilmem ne de. Ya Sayın Bakan Allah aşkınızı zaten kira veriyor demektir evi olmadığına göre. Hem kira hem bu nasıl olur diye sormuyor, aa enteresan enteresan dinliyor. Şimdi hesabın e, bir başka yönünü size göstereceğim. E, çünkü zaten bu lansman, bu hamle, bu proje yeni değil. 2019'da zaten başladı. Onun farklı bir boyutu. Şimdi bir vatandaş e, anlatmış bize güzel güzel bu hesabı Fatih Tirs'i diyor ki. Hiç uğraşmayın diyor. 20 ay önce 370 bine Toki'den ev alıp 40 bini peşin ödedim. Kalan 330 bini sürekli yani her ay ödüyormuş. Şu an borcum 440 bine düştü. Şimdi hesap bu. Hesap bu. Ama hesap bundan ibaret değil. Ee, sevgili Murat Ağrel çok e, kısa süre önce, bir beş dakika önce bir e, mesaj paylaştı. Görelim. Diyor ki, Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ'nin yapacağı ilk evim adlı 250 bin sosyal konut projesini açıkladı. Bakan Murat Kurum da katıldığı bir televizyon programında projenin ayrıntılarını anlattı. Proje gerçekleşebilirse çok güzel olur. Tabii eğer o parayı bulursanız 20 yılda ödemeye razıysanız. Ancak diyor mevcut verilerle zor görünüyor. Şöyle ki diye devamını anlatmış. Şimdi ben de Murat Ağrel'in tweetinden hareketle size şöyle ki dediği ne? Birkaç da örnek gelecek. Onları tek tek vereceğim. Murat Ağrel'in twitter hesabından bulabilirsiniz. Diyor ki hala hazırda açıklanan projelerle ilgili ihaleler devam ediyor başvuru yapıyorsunuz bir ilden çünkü konut alacaksınız onun bilgilerine bakıyorsunuz. Tam da Murat yapması gerekeni yapmış. Yani kimse ona gizlice bilgi uzat şey yapmamış. Ee, özel bilgi değil özel yani. Özel bilgi hani sarayda köste bek mi var diyorlardı ya Kılıçdaroğlu'na, evet. Onu konuşuruz bir ara. Öyle değil açıyor bakıyor. Mesela diyor başvuru ekranından konut yapılacak bir ili örnek alalım. Bilecik İnhisar e, ilçesi daha önce bu ilçede yapılacak konut projesi ihalesi TOKİ tarafından yapılmış. Yaklaşık maliyeti 141 milyon, ihaleye verilen en düşük teklif 167 milyon. Yani yani ihale olmamış en düşük teklifi bulamadığı için ihale iptal. Tek iptal olan ihale bu değil diyor. TOKİ ihalelerinin çoğu iptal. Paylaştıklarım Eylül ayında iptal olanlar. Ağustos da aynı şekildeydi. Şimdi bakın, çok özetle söyleyeyim. Çok karışık görünebilir. Bu TOKİ evlerinin, projelerinin e, geçmişi dün bugün değil. Yani Erdoğan çıktı mucize, işte süper, tarihi e, adım falan dedi ya gazeteleri de sabah maba. 2019'dan bu yana bunlar var. TOKİ'ye giriyorsunuz, işte... E, siz vatandaş olarak başvuruyorsunuz ayrı. Toki dediğiniz bir bina aslında, bir tabela. Toki çeşitli inşaat şirket firmalarına müteahhitlerine o ihaleyi veriyor. Fakat Murat ağır el ortaya çıkartmış ki ihaleye giren firmalar istenen e, fiyatı tutturamadığı için o ihaleler iptal oluyor. Bir türlü de TOKİ'nin güya indirimli olacak ihale için e, ihaleye girecek kimse bulunamıyor. O çıtaya ulaşan kimse, kimse, kimse bulunamıyor. Ya şimdi Neden? bakın tabii şöyle şimdi tabii aslında bu Türkiye'deki ekonomik krizin ne boyutunu gösteriyor yani en büyük boyutunu gösteriyor. Niye? E çünkü sonuçta fiyatlar e, döviz endeksli olunca. Döviz endeksli fiyatlarda inşaat fiyatları, inşaat malzemeleri de inanılmaz bir biçimde hızla el değiştiriyor. O yüzden de yalnızca TOKİ kapsamında değil, kamunun açtığı son 3 ayda, yani ben de biraz baktım, son 3 ayda 102 hastane inşaatı ya da tadilatı ya da okul, yol, baraj, yurt, ve konut yapımı da dahil olmak üzere ihalelere girecek kimse bulunamıyor. Bütün gerekçe burada. Yani e, tek tek kalem kalemde bu e, verilmiş durumda. Bu da bilinen bir gerçeklik. Niye? Gerçekten sizin de söylediğiniz gibi Murat Ağaray'ın da söylediği gibi e, fiyatlar bu kadar e, istikrarsız olunca... Öngörülebilir olmayınca yani yarınla ilgili öngörülebilir olmabilir mi? Şimdi dün Erdoğan bir şey açıkladı. 2023 için dolar kuru'nu 21 e, buçuk lira olarak açıkladı. 21 lira 50 kuruş olarak açıkladı. E, rakamlar bu kadar oynak olunca, öngörü ortadan kalkınca sonuçta bu ihalelerde, ihaleler doğrudan e, firmaya teslim ihale olsa bile yani yapılmamış olsa bile. Buraya girebilme şansı olmuyor. İşin böyle bir e, önemli e, gerçekliği var ve bu kriz önümüzdeki günlerde daha da derinleşecek. Niye derinleşecek belli yani. Siz sonuçta Türk lirasının değer kaybını durduramazsanız dövizdeki yükselme devam ettiği sürece bu demirden e, betona, e, kumdan çakıla, e, çakıldan kiremite kadar her alana yansıyacak e, bir maliyettir. Ve maliyetler yükseldikçe de böyle bir gerçeklik önümüzdeki günlerin en önemli sorunlarından bir tanesi olacak. Bir de ihaleye girenler, ihaleye alanlar ihaleden de çıkmakta zorlanıyorlar. Çünkü nakitlerini bir biçimde doğru. yakmaları doğru. gerekiyor. Böyle bir gerçeklik var. Diğerinde eğer e, müsaade ederseniz bir iki şey söylemek isterim. Ya bu tabii, şimdi bir kere TOKİ aslında doğru bir kuruluş. TOKİ ne zaman kurulmuş? 1984'te kurulmuş. E, niye kurulmuş? Dar ve e, orta gelirli insanlara konut sağlamak için kurulmuş. Ee, bu doğru bir hamle mi? Evet, doğru bir hamle. Çünkü eğer siz sosyal devlet iddiasında olacaksanız ki sosyal devlet iddiasındaki bütün devletler bu tür uygulamalar yapıyor, bütün e, bu tür kurumsal e, yapılanmalara gidiyor. Toki'nin kuruluşu bu anlamıyla doğru. Ancak Toki e, giderek işin doğrusu e, sizin biraz önce söylediğiniz biçimde bazı inşaat firmalarını zengin etmeye dönüşüyor ve amacından giderek sapıyor. Yani normal dar ve yoksul kesime, ücretli kesime konut üretmek, barınma ihtiyacını gidermek ki barınma ihtiyacını gidermek sosyal devletin birincil görevleri arasındadır. Birinci derecedeki görevler arasındadır. Ee, buradan çıkıyor. Çıkınca TOKİ Türkiye'deki birçok kamu kuruluşunda olduğu gibi bir zenginleşme aracına dönüşmüş durumda. Bu anlamıyla da yeni dönemde bir değişim olduğunda siyasal iktidarda bir değişim olduğunda mutlaka TOKİ ile ilgili yeni bir hamle yapmak lazım ve TOKİ'nin asli görevine dönmesi lazım. Bakın bir iki rakam söyleyeyim size Ya TOKİ'nin 2008'den bu yana yaptığı evlerin 153 bini de kimse yaşamıyormuş TOKİ'nin son yaptığı 51 bin konutun yalnızca 678'i alt gelir gruplarına aitmiş. Aa, Bakın rakam. TOKİ'nin ürettiği 51 bin konutun 51 bin evet, 51 bin konutun yalnızca 678'i alt gelir gruplarına 678'i alt yalnızca 678'i alt gelir gruplarına 51 şimdi, bin konuttan evet. 678'i alt gelir Tabii dönün e, 1984'e bakın TOKİ'nin kuruluş amacına bakın bugün de TOKİ'nin kuruluş amacında yer alması gereken ne alt gelir gruplarına yönelik e, hamle yapması gerekiyor işin değiştiğini görüyoruz şimdi burada bunun bir seçim yatırımı olduğu ortada yani proje eğer sosyal devlet düşünülürse, mesela devlet normal e, sosyal devlet olarak tıkır tıkır işlese, gerçekten e, devlet kendi yurttaşının lehine çalışıyor olsa e, barınma ihtiyacı açısından bu tür hamleleri e, görmek gerekiyor, dikkate almak gerekiyor. Ama bunun bir seçim yatırımı olduğu orta yerde. Yani niye orta yerde? E çünkü şu anda özellikle bu işin uzmanları e, yani bu konuda gerçekten ee, hem, e hem Türkiye Mimar Mühendisler Odası'nın ciddi ve önemli açıklamaları var. E, hem de konunun uzmanlarından e, ciddi açıklamalar var. Şimdi e, konuşulan rakam 900 milyarlık bir şey. Yani bazıları bunu 1 trilyon lira olarak da şey yapıyor. Türkiye bütçesinin ekle birlikte 3 milyon 3 trilyon olmadığını düşünürsek yani 2-700'lük bir şeye sahip Türkiye. Yani 1 trilyon e, lira gerçekten büyük bir rakam. Şimdi e, uzmanlar diyor ki devlet bu sorunu çözecekse şu anda Ankara'da rakama bakarak söyleyeyim yanlış bir şey söyleyeyim. Ankara'da 1 milyon 300 bin konut boş. Fazlalığı var yani. Yapılmış şu anda duruyor. İstanbul'da 1 milyon 800 bin. Yani şimdi rakamları düşünebiliyor musunuz? Normal olarak bir devlet planlaması olan bir devlet nasıl bakar bu işe? Ama gerçekten öyle. Yani bakıyorsunuz Kocaman kocaman hani göktelen göktelen gibi bir kere lüks konut evet. ıı, çok yöneldi lüks konuda dar gelirlerin çünkü alacak hali var mı yoksa ev Değil. yani bırakın evi ee, evlenecek oğluna buzdolabı balırken düşünüyor Değil. dar gelirli o yüzden de sistemin tıkanması ya da sistemin geldiği noktada konut ve arsa spekülasyonu Türkiye'de yeni bir zenginleşme araç. Yani fiyatların bu kadar artmış olması tesadüf değil ki. Yani bugün e, Türkiye'de ciddi bir konut spekülatörleri konut spekülatörleri var ve konutlar yani tek daire olarak düşünmemek lazım. Konutlar ve arsalar bir zenginleşme aracı olarak kullanılıyor. Şimdi burada yani bu anlamıyla da bu projenin ne kadar hayata geçebileceği kaldı ki arkasında dünya kadar soru var. Yani sizin demin ekrana taşıdığınız örneğe benzer onlarca örnek e, Türkiye'de yaşanıyor. Ya şu anda 55 bin TOKİ ile ilgili bakın hem de Sayıştay raporu bunlar. Sayıştay raporuna Sayıştay'ın TOKİ ile ilgili hazırladığı raporda konutların geç teslim edilmesinden, kötü malzeme kullanılmasından, tedarikçilere ödeme yapılmamasından, taşeronların mağdur edilmesinin ne kadar uzanan ya da temeli atılıp inşaatın yürümediği toplam 55 bin TOKİ davası var. 55 bin bakın yani bazen söylemek kolay oluyor ama 55 bin çok ciddi bir rakam. 55 bin davanın olduğu bir ortamda şimdi açıklanan rakamlar rakamlar şöyle düşünülüyor. Yani Türkiye'de e, Türk işin rakamlarını düşündüğümüzde 4 kişilik bir ailedeki e, yoksulluk sınırının 22.800 lira olduğunu varsaydığımızda yani bunun alınabilme şansı olmadığı gibi o kadar fazla soru işareti var ki. Mesela biz nerede yaşadık bunu? E, Kılıçdaroğlu gündeme getirmişti. İktidar hamle yapıp çözmüştü. Ee, yüksek öğrenimdeki kredilerle ilgili. Öğrenci kredileriyle ilgili yaşamıştık. Orada neyi yaşamıştık? Burada da benzer bir şey var. Mesela burada deniyor ki faiz uygulaması yok olmayacak. E ama kardeşim enflasyon uygulaması yapıyorsun ama burada her 6 ayda bir memur maaşlarındaki e, artış oranında sen de taksitleri arttıracaksın. geri ödemeleri arttıracaksın. Yani şöyle bir şey olmayacak. Siz 240 ay e, şu anki belirlenen rakamlarda bu parayı ödeye, ödemeyeceksiniz. Tam tersine e, kredi e, yurtlar meselesinde gördüğümüz gibi hem enflasyon yansıyacak hem 6 ayda bir memur maaşlarına memur maaşlarına etkileyen rakamlar buraya yansıyacak. Şimdi bakın çok enteresan bir durum var. Bütün bunlar aslında bana sorarsanız Sayıştay'ın raporlarında zaten Necdet Saraç'ın da e, atıfta bulunduğu raporlarda bir yerlerde vardır. Ama yoksa da gidilip bir araştırmayla ortaya çıkartılabilir. Şimdi TOKİ iki tür konut yapıyor. Bir, gerçekten ucuz, dar gelirliler için konut yapıyor ve onlar işte çeşitli her ilde farklı bir müteahhite veriliyor. Ya da belli müteahhitlere diyelim ki gidiyor ve bazen bunların Toki zenginleri diye haberlerini de görüyoruz. Şimdi bir bunlar var. Oralarda hani ee, aynı sürümden kazanır gibi maliyetten kazanmak için evet kötü malzeme kullanılıyor. Daha oturmadan fayanslar gidiyor, daha oturmadan kapı pencere uçuyor vesaire. Bir de İstanbul'da mesela e, bu e, sahil yolunda Anadolu'ya e, Anadolu Kasım, pardon, e, Yeşilköy'e giderken o yolda vardır böyle site gibi yerler lüks konutlar yapıyor. Bayağı çok lüks konutlar yapıyor büyük ve lüks. Onların arasında acaba TOKİ'yi öven iktidara metiyeler düzen gazetecilerden e, ucuza ucuza ev alanlar var mıdır? O lüks TOKİ konutlarında. Yani e, her şeyin e, kuralsızlığı kural olduğu bir yerde e, olmadığını söylemek mümkün değil yani. Yani niye... bildiğimiz var da evet, tabii bir yere yani, kadar söyleyebiliriz. E, o bile ceza nedeni olabilir yani. Ay bu artık bu ceza meselesini de unutmak mı lazım bilmiyorum yani. Gerçekten birazdan konuşacağız zaten. E, espri konusu olmaya başladı. Rütük biz değil. Şimdi e, bakın Erdoğan seçime doğru hani e, sağ olsun e, işte yandaş medyanın da yardımıyla sanki yeni bir projeymiş, yeni bir hamleymiş gibi bu konut projesini attı bir ortaya. Bunu belki daha da düşürecekler. Çünkü bakacaklar ki hakikaten nasıl ya? Yani ayda 2500 lira ayda 2800 lira 20 yıl boyunca ki bu hani artış olmayacak. Hayır her 6 ayda bir artış olacağı kesin. Bugüne kadar ki deneylerde tabii, bunu açıklamıyorlar ama bunun, en önemli sorulardan birisi bu. Tabii olmayacağını söyleyemeyiz gerçekten. Olmayacak olan projenin Söylendiği ya, gibi yürümesi ya bakın, belki. Yani bunun olmaması mümkün değil. Kendilerinin açıkladığı daha yeni ya orta vadeli programda 2023-2025 orta vadeli programında kendilerinin açıkladıkları enflasyon rakamları var. Yani o rakamlar biliyorsunuz tutmuyor. Ama bunlar hemen açıklıyorlar. Sürekli revize ediyorlar. Yani bu yıl sonu itibariyle %65 olarak öngörüyorlar. Şu belki. anda enflasyon kaç? Yüzde %80. Şimdi şu anda %80'nin üzerinde olan bir enflasyonu %65 olarak öngörüyorlar. 2023'te %24 olarak görüyorlar. 2024'te de %13.8 olarak görüyorlar, öngörüyorlar.